Kandırmak demeyelim, bence, canım arkadaşım. Bence şöyle. Sen iyi bir çocuk olduğun için bu tavsiyeleri veriyorum sana. Böyle onu inandırana kadar kendine böyle gözünü başkasından alıp kendine çekene kadar bir şeyler yapman gerekiyor. Lafla ekmek gemisi, peynir gemisi miydi? Bir şeyin gemisi yürümüyor işte, anla. Lafla yürümediğini biliyorum ama onun gözü farklı yerde. Yani onun gözünün farklı yerde, onun gözü belki de Berke'nin gözü başkasında. Tamam, evet, o bunun farkında olduğu halde. Tamam, onun böyle bir yarası var, yara bandı ol demiyorum sana ama onu kendine değerli hissediyor. Çünkü şu an mesela Gizem kendini gerçekten çok değersiz hissediyor. Kendini değersiz hissettiği için de değer gördüğü bir yerde bulmak onu daha mutlu edecek. Anladın mı? Biraz zekalı. Mantıklı değil mi ama? Mantıklı konuşuyorsun, bunu ben de akıl ediyorum ama pek öyle olduğunu sanmıyorum yani. Nasıl öyle olduğunu sen? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ay, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Ne var ne? Konuşuyorduk. Özel bir şey konuşuyorduk. Olabilir. Oturmak yasak mı? Özel yasak bir değil. Şey konuşuyorduk ama. Olabilir. Terbiyesizlik yapıyorsun. Terbiyesizlik olabilir ama oturmak yasak da değil yani. Neyse, sonra konuşuruz. Tamam. Annesiyle konuştum, o benim ablamla konuştu. Hala kardeşiyle akşamları görüntülü konuşuyoruz. Hı. Hani ben bir şeyler var sanıyorum, anladın mı? Yani bir şeye giden zorundayım. Bizde bile bu kadar yok mesela. Hani tamam, teşekkür ederim. Çok ilerletmişler. Ben de ne dedim biliyor musun? Normalde ya şey diyecektim. Ya gitmesini istemiyorum ben. O benim için çok değerli bile. Yani yeni bir şey olsa tamam, normal. Yani çok aşırı değer vermek zorunda değil. Yapmak zorunda değil ama o kadar ilerlemişsiniz. Bence de bilmiyorum. Ama özen bir tepki göstermediği için çok sinirlendin. Haklısın yani. Evet. Ama yani nasıl diyeyim sana? Mert birazcık... Umursamaz. Ya umursamaz da değil de hani herkesten çok daha farklı tepkiler gösterebilen bir çocuk. Tepkileri yani herkes gibi değil. Gerçekten çok fazla Avrupa'yı bir insan. Anladın mı? Ben onun seninle alakalı, biz de hani aradayken biz de Mert'le çok görüştük biliyorsun. Hatta şeye gittik, tatil matil falan filan yaptık. Bilen nerede? Öyle de kötü bir günümde geldi ki. Hoş geldin. Hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Ya, seni güzeldin. Ay yarın oldu. Biraz bugün. Aşkım ağlama devam. Biz bir gezelim buraları. Aynen, ne diyor bu durum hakkında? Asıl bence bu arada dün işte... Dün müydü? Anladım. Regaladım. Dün. Bir dakika, artık ağlamaya ne olur. Allah. Ben dedi tek derdim Mersin beni. Şey dedi. Pozitif bir şey söyleyecektim dedi. Sen hep ağlıyorsun her ilişkinde, artık ağlama lütfen. Yani. Evet, kaderim bu. İlişkiler hakkında genel olarak ben yorum yapıyorum. İşte Busmer olsun, çok güzel yorumlarım yaptım. Okgün ile de mesela çok... Kanka özel. Özel ya, sen niye... Özel. Sizinle kardeşim ya, istediğim yere otururum, istediğim yerde kalkarım yani, Allah Allah. Özelmiş mi özelmiş? Tam o zaman biz gideriz ya. Hayır hayır. E gidin, ben yine gelirim. Bırakmasın. Tamam, ben söyleyeyim. İlişkiler hakkında genel olarak yorum yapıyorum. Mesela sizin ilişkiniz hakkında da şöyle bir yorum yapmıştım. Güvercin gibisiniz, hep taklaya geliyorsunuz bilmem ne falan. Aslı Batın da geldi, bir yandan daha iyi oldu bunu sen... Bu sefer kanatlarımız düştü, takla da atamadık. Taklayıcı güvercin... Senle bu normalde hep böyle orta yolu bulmak için ikinizi alıp konuşuyordum ya. Normal telefonla da işte konferans mı deniliyordu? Orada da öyle yapıyordum bilmem ne. Şimdi burada da söyleyeyim. Bak, çocuk sana çok yoğun. İyi. Bak, içinde bazı şeyleri daha yoğun yaşıyor. Bunu bana yansıtıyor. Sana yansıtamamasının sebebi işte böyle. Sizin hep bu olaylarınızdan. Hatası var mı? %100 var. Senin de hatan var. Sen de mesela... Neyi benim hatam? Akışıklısın. Bu sonu hatamı sayar mısın? Genel olarak yapıyorsunuz bu karşılıklı bir şekilde. Siz birbirinizi kışkırtıyorsunuz. Tamam, son, siz böyle son seviyorsunuz zaten yolları. Son zamanlar hatamı sayar mısın? Duygularınızdan emin olmak için bu kırmızı odaya başkasını çağırıyor. Sen başka bir şey yapıyorsun. Bak şimdi mesela... Ben hiçbir şey yapmadım. Mert Kılıç'la konuşuyorsun. Şimdi geliyorsun canlı işe... Özel diyorsun, bir şey yapıyorsun. İyi belki misin sen? Canlı lan Gizem hakkında konuşuyordun. Tamam, biz özel, Gizem özel duymasın ya. Diye yaklaştık, fısıldaşıyorduk. Tamam, tamam ama işte yanlış anlayabilir. Yok, ben yanlış anlamadım ya, oturdum sadece. Anladım, konuşabilirsin ama bence artık bu konuları... Kanka benim artık gerçekten lazım. Batlı bir konu kalmadı. Bir şey söyleyeceğim. Dürüst bir şekilde olun. Hikayemiz bitti yani. Musumer'i özenmiyor musunuz güzel olarak ya da o günü özenmiyor musunuz? Ben de özlüyorum. Güzel bir ilişkişim. Artık biz de mesela o yönde ilerleyelim. Artık kavga gürültüden biraz daha uzaklaşalım. Yani şu an siz böylesiniz ama hep birbirinizi yıpratıyorsunuz. Belli bir yerden sonra artık... Ya ben bir şey söyleyeceğim Murat. Ben sana demiyorum ki ben bu adamla aramı düzeltmek istiyorum. Bana yardım et. Evet, evet ben... Gecenin beni üçlerinde dörtlerinde aradığın günleri de unutma. Kanka sen de çok ama değer vermesen, ben evet değer verdim, önem verdim. Ve verdiğim değerin karşılığını göremediğimi fark ettim.
Ya ben öyle bir izlenim gördüm. Eski bölümleri de izliyorum. Şu andan, o zamandan bu zamana değişen hiçbir şeyin olmadığını fark ettim. Artık yapamayacağımızı anladım ve bu ilişkiden, bu sevdadan vazgeçtim. Dediğinde yanlış anım var arkadaşım. Tanımaya da çalışırım, yoluma da bakarım. Konuşmandan anlıyorum. Boş değilsin. Bak gittiğin her yerde... Bak konuşmandan anlıyorum. Bak. Herkes yutar, bana yutturamaz. Bak bir şey söyleyeceğim. Yeni bir aday gelsin. Bak. Dur. Yeni bir aday gelsin. Böyle geleceğim ortanıza oturacağım. Abi bana söylediler. Ayakkabım beyaz. Yasak değil dediler. Ben bunun onayını aldım. Formatta öyle bir şey yok. Yaşayın abicim ilişkinizi. Yaşarım ben. Merak etme. Yeni aday sarısınız. Ben yaşamak istersem çok. Yeni adayımız İsmet Bey. Buyurun Beyza Hanım. İsmet mi? ben şey yapmak istiyorum. Emre istiyorum. Taha istiyorum. Ondan sonra... Otur hadi. Bir otur. Ya uf. Ben istemiyorum bununla oturmak. Ya hadi be. Zaten gittiğim her yere geliyor. Hadi. Bir de özellikle onunla mı oturayım? Saçmalama. Yapış abi. Ne? Daha günlük dışarıdaki hayatta birlikte olabileceğimize inancım da yok. Yani çabası sence Gizem'in ismini vermesi mi, Gizem'i Bodrum sokağına çağırması mı? Ama onu neden yaptığını biliyorsun. Bak Gizem'i tamam. Kırmızı odaya çağırması mı? Bunlar sence çabaysa tamam çabaladı ama beni soğutmak için çabaladı. Bu mu çaba? Yani mesela şu an evin içinde, anladın mı? Hani ilk geldi Can'la Gizem hakkında konuşuyorduk, ortaya girdim. Murat'la Bat hakkında konuşacaktık, yanımıza geldi. En son kalktım gittim, peşimden gelmeye gerek bile duymadı. yeter yani, bu kadar. O sırada bir saattir burada dinleyen Bat. Orada seni suya atmış, dinliyordu bütün. Söyleyecektim, söyleyemedim. Balatalar yandı herhalde artık Beyza. Ben de korkum bilmeme rağmen. Kedi peşinde. Kedi peşinde. Deliren kedi. Öküzü geçiriyordum ya. Sen rahat yürüme bu yollarda, haberin olsun, ensende her zaman. İlgilendi falan. Yenge...